Çok çok büyük bir felaket yaşamış bir ülkeyiz. Ya. Yani 18 bin resmi kayıtlara göre 18 bin insanımızı 45 saniye içinde yitirdik. 45 saniye içerisinde 18 bin insanımızı kaybettik. Binlerce insanımız sakat kaldı. 4 tane kentimiz yerli bir oldu. Şimdi bakıyoruz aradan 22 yıl geçti. İstanbul depremini bekliyoruz. O zaman bu deprem faciası ilk olduğunda 30 yıl süre biçilmişti bilim insanlarımız. Naci görür, profesör doktor Naci görür. Bas bas bağırıyor. Kendini parçalıyor. Geliyor diyor. Geliyor diyor. O 30 yılın 22 yılını geçtik. 8 yıl kaldı. Şimdi bu 8 yıl içerisinde çok büyük olasılıkla büyük İstanbul depremini yaşayacağız. Senaryolara göre 50 bin insanımız ölecek. En az 50 bin insanımız ölecek. Binlerce bin, binamız yıkılacak. Ve Türkiye sanayisinin merkezi olan İstanbul yerli bir olacak. Ve bu Türkiye'nin devasa bir kaybı anlamı. Bakın bunu biliyoruz ve normal bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ben o 1999 depremi sırasında yeni bir muhabirdim. O bölgeye gittim. Hala oradan geçtiğimde biz bunu nasıl unuttuk diye hayret ediyorum. Yani o acıları biz nasıl unutabildik diye. Şimdi ne görüyoruz? Evet 22 yıl geçti. Unuttuk. Göz göre göre bir faciayı bekliyoruz. Bozkurt'ta yani sel felaketini yaşayan bölgemizde göz göre göre bir felaketi beklemiş. Bir faciayı beklemiş. Ya bu sadece vatandaşlarla rahatla açıklanabilecek bir şey de değil. Bu devletin birikiminin yok olmasıyla açıklanabilecek bir şey. Bakın bu bölgelerde sürekli sel olur zaten. Bu bölgelerde sel olduğu için de oranın yerel yönetimleri hangi önlemler alınması gerektiğini bilir. Ama siz dere yatağını 15 metreye düşürüp dibine kadar müteahhitlere para için, rant için veya kendi oy hesaplarınız için yapılaşmayı götürürseniz bu facianın geleceği zaten bellidir. Bu facia gelecektir gözü göre göre. Ama daha vahimi tomruk olayı. Ya o bölgede insanlar dediğim gibi binlerce yıldır yaşıyorlar. O tomrukların dere yataklarına gireceği ve dere yataklarını kapatacağını ve bunun o bölgeye sel getireceğini öngörememek gibi bir ihtimal yok. Zaten Mustafa Hoş'ta bir belge yayınladı. Evet. Da, belgede bariz bir şekilde anlatılıyor. Ya diyor burada çok büyük sel riski var. Bölgeyi kapatmışsınız, betona boğmuşsunuz. Ve bu tomruklar da akacak, bu kapatacak. Ya o kadar belli bir şey ki bu. Bize maliyeti ne? 70 tane ölüm, 70 can gitti. Bu bir sayı değil. Bunlar anne, baba, çocuk. Bunlar insanımız. Canımız binlerce insan, ya yani yüzlerce insan şu an o acıyı yaşıyor. Ama biz ne, biz ne yapmışız? Tomrukları, dere yatakları kenarına kaçak yapılmasına orman müdürlüğü göz yummuş. Hangi orman bakanlığına bağlı? Bu hangi bakanlığa bağlı? Yangın sezonu yaklaşırken bir sö yangın söndürme uçağı almayı temin etmeyi bile akıl edememiş orman bakanlığına bağlı. Aynı bakın aynı liyakatsizlik, aynı iş bilmezlik, devlet birikimi. Bakın devlet birikimi birikim çok değerli bir şey. Tecrübe çok değerli bir şey. Çok. tecrübeyi böyle parayla satın alamazsınız. Ya da çok yetenekliyim, çok zekiyim. Ben o tecrübeye ihtiyacım yok diyemezsiniz. Birikim tecrübe dediğiniz şey yıllar yıllar içinde oluşur ve çok çok değerlidir. Devletin birikimi de kadrolar aktarılır. O kadrolar bir kendinden öncekilerin deneyimlerini alı alı bu tarz Felaketlere karşı, bu tarz facialara karşı önlem geliştirdiler. Ama ne yaptı biz AKP iktidarı boyunca? Aman işte AKP'li, AKP ilçe başkanlığından geleni koyalım. Aman işte saraya yakın birini yerleştirelim. Bütün o devlet birikimini, o iş bilen kadroları tasfiye ettik. Bir de Onun yerine şeyleri sen koyduk, ya, hani koyduk. Ülkeyle değil, algıyla e, ilgililer diye. Şimdi ben e, görüntüsünü vermeyeceğim. Kadıncağızı bir kez daha çünkü... Hani saldırının hedefine koymak istemiyorum. E, saldıranın kimliğini de açıklamayacağım. O kendisini biliyor. Geçmişte Güya soldan gelen bir isimdir e, kaldı ki. Şimdi efendim e, Bozkurt'ta bunlar ilk görüntüler. İşte az önce e, Timur Soykan'ın dediği gibi o tomruklar başıboş gittiler ve e, evleri, arabaları, e, perişanetler, hayatları aldılar. Korkunç şeyler yaşandı. Kadıncağız. ...bir video çekti... ...ve e, ikinci, üçüncü günde facianın... ...ve iyi. dedi ki burası çok fena... Siz ...çok fena... Kaçın. işte e, ...kaçın vesaire dedi... Çok ...ne yaptılar şey. biliyor musunuz... Çok ...o iyi. yandaş kalem... E, ...hakaret etti... ...dedi ki kim bu kadın ya dedi... E, ...bu hanımı... ...tanıyan var mı... Bozkurttan mı dedi... ...yani dışarıdan bir troll demeye getiriyor... O, ...sonra... O, Alt, arkasına bunun e, bir yandaş kalemin bu tweetine şöyle yorumlar geldi. Bozkurt'tan olan FETÖ olur mu? Sat diyor. Yani e, biri çünkü FETÖ diyor. Bozkurt'tan FETÖ çıkmaz diyor. Kadıncağızı birden FETÖ'cü yaptılar. FETÖ'cü mü değil mi? Bozkurt'tan FETÖ'cü çıkar mı çıkmaz mı? Böyle bir şeyle uğraştılar. Yani o en sıcak günde o yandaş yazarın derdi, ay hadi söyleyeyim Fuat Uğur Türkiye Gazetesi'nde. Yani bu hanımı tanıyan var mı? Kim bu hanım? Yani kim? feryat etmiş şey demeye getiriyor. Sonra uzun uzun analizler yapmışlar. Gözünde yaş yokmuş meğer, sesi yeterince titremiyormuş meğer. Çok hazin ya. Bugün ölü sayısı 70 olarak açıklandı bir o kadar da kayıp var. E E sizin gözünüzden yaşakıyor mu bilmiyorum. Ya bir daha Ayşin abla dikkat ediyor musun? Ya ülkeye dair hiçbir kaygıları yok. Yani ülke sevgisi diye içlerinde herhalde hiçbir şey yok ki. Yani böyle felaketler yaşandığında bile anında bir siyasi tepki gösteriyorlar. Tabii yani bunu e, bir genelleme yaparak genelleme herhalde şey, söylüyorsun. Evet yani bir ya, istisnalar tabii bir şeyler değil. var ama yani Filan isim için değil. Filan isim için söylemiyorum tabii ama genel olarak bütün bu afetlerde bir kesimin özellikle bir troll ordusunun e, tamamen e, bir e, yani ülkenin acısını henüz yaşamadan, ülke felaketini yaşamadan böyle bir e, iktidarı koruma refleksiyle hareket etmesi çok korkunç bir şey. Yani bir acımızı yaşayalım değil mi? Yani Bir sarayda e, belli işte bir şey var, iletişim başkanlığı var. Bir gökdelende oturuyor ve bir şeyler var ya yani bir troll orduları var ve onlar her yaşadığımız felakette, her yaşadığımız sorunda bunun nedenini, yani bir daha olmasın nedenini niye öğrenmek isteriz? Bir daha olmaması için. Sorumluların niye cezalandırılmasını isteriz? Bir daha ormanlarımız yanmasın diye örneğin. Veya niye şey yaparız? Yani dersler çıkartırız bu işten. Bu işi niye tartışırız? Bir daha can güvenliğimiz olsun Hepsi. diye, sel felaketi yaşamayalım diye. Ama biz bunları tartışmıyoruz. Biz bunları tartışmaya başladığımız anda örneğin yani yanlış söndürme uçağı niye yok dediğimizde yalan diye bir kampanya başlıyor. Ya, ya şunu şunu için tartışalım. bile bak onu sadedine, sadede geleceğim o konuda Afganistan meselesine. Ee, göç e, görüntüleri, göç haberleri. Efendim yalan söylüyorlar işte dezenformasyon, provokasyon falan. Neymiş göç yokmuş. Erdoğan 11 Ağustos akşamı ee, Kanal D, CNN Türk yayınında dedi ki yok hani göç müç, sosyal medya uyduruyor dedi. Ama dün başka bir şey söyledi. Dört gün arayla e sonunda ne oluyor? Az önce söyledik e, işte kızıyorlar hani Bozkurt'ta e, felaket durum dendiğinde. Evet felaket olduğunu kendileri zaten kabul ettiler. Bu da işte Erdoğan'ın Dört gün arayla söyledikleri şimdi neye kızacaksınız? Bir karar verin. Buyurun. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. E? Ee, e? Ee, niye kızdınız bize göç var dedik diye? Bu görüntüleri nereden çıkartıyorsunuz? Bunlar uydurma, bunlar eski. Hayır. Ne uydurmayı ne eskiydi? Göç vardı. Nitekim diyor ki yani orada diyor seyyar duvarlar ördük falan. Erdoğan anlatıyor kalanını. Bize ne kızıyorsunuz? Neyse. Onlar da ne dediklerini bilmiyorlar. Bugün şöyle söyle, yarın böyle söyle. Ertesi gün unut. Efendim, e, Afgan göçü hakikaten e, Türkiye gündemine Suriyelilerden sonra e, ciddi bir ağırlıkla damgasını vurdu. Şimdi daha da e, o ağırlığın artmasından endişe ediliyor. Çünkü Taliban artık Kabil'de ve dünya şokta. Gerçekten dünya Taliban şoku yaşıyor. Evet. Çünkü bir harita gelecek şimdi ekrana. Ee, Afganistan haritası Voice of America, Amerikanın sesi e, sitesinin hazırladığı bir harita bu. Şimdi bu harita dün hazırlandı ve yayınlandı. Kabil dışında Kabil kuşatma altında. Kabil dışında her yer e, Taliban'ın kontrolünde demek için. Bir günde bu harita tarih oldu. Şimdi o sarılar da kırmızı. Ee, ve Afganistan'dan kaçış başladı. Hem de ne kaçış? Artık buna göç falan da diyemeyiz herhalde. Ee,